lahmacun severler ekran başına. Size öyle bir yere getirdim ki çeşit çeşit patlıcanlısı, sarımsaklısı her çeşit lahmacun var. Ve ben müsaadenizle fırına doğru koşar. Mehdi Bey, merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Kendisi lahmacuna şekil veren adam. Kaşarlısından cevizlisine, patlıcanlısına, ben böyle bir şey duymadım. Ben çok merak ediyorum ya, konumuz lahmacun çünkü. Neler var neler. Vallahi neler var neler, acımızdan da öldük. Geçelim. Sizi bekliyorduk, hemen geçelim. Hadi fırına geçer misin? Hadi bakalım. Klasik lahmacuna başlayalım. Tabii, yapalım. Süper, mi? Hadi evet. Bakalım. Hamurlarınız açıldı mis gibi. Etler nereden usta? Etler Balıkesir nereden? Değil mi? Evet. Balıkesir'den. Süper. Ya bu lahmacun aşk olayı ya, gerçekten. Yani bu lahmacun başka bir şey, bilmiyorum. Kesinlikle. Hani lahmacun... böyle canın hiçbir şey yemek istemez ya, ama gidersin yani ne yiyeceğini bilemezsin. Gidip üç lahmacun söylersin, evet. Onun gibi bir şey. O durumda lahmacun iddianıza yetişiremez. Gerçekten iddianıza. Öyle. Ne kadar kalacak fırında? Fırında şimdi... pişme süresi en fazla 2 dakikadır. 2 dakika? Bazen 3 dakika, evet. Çok, bazıları 4 dakika falan tutuyor ya, çok, ama kuruyor değil şimdi mi? Şimdi şöyle, bizim lahmacunumuz çok ince hamurlu olduğu için pişmesi daha çabuk oluyor. Lahmacunu kurutmayacaksın, 2 dakika evet. Fırında kalacak. Dipnot. Evet. Tamam. Şöyle. Okey, onu yolladık. O içeride bizi beklesin. Şimdi şu spesiyelini yapsana. Tabii böyle ki. Yarısı ceviz, yarısı... Yarısı kaşar peynirli oluyor. Wow, nasıl evet. Bir şey ama ilk defa deneyeceğim. Çok farklı bir şey. Gerçekten çok iddialı bir lezzet. İnanılmaz bir şey yani. Ben cevizli lahmacun şu an hayal edemiyorum, biliyor musunuz? Vallahi hayal edemedim. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Yalnız eti de bol koyuyorsun. Eti bol tutuyoruz. Ben tabii ki. Fark bizim ettim. Farkımız yani. Bol bol, bol 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 ekliyorsun ya. Vallahi evet. Helal olsun. Kesinlikle bizim farkımız bu zaten. İnanmıyorum. İnce hamurlu, eti bol. Ve yalnız ince hamur olmayınca yapıyoruz. Da çok kötü oluyor değil mi? Tabii böyle takır tukur ağzında yani, gitmiyor aynen. Yani. Gevrek gitmiyor. Olmaz hiçbir zaman. Aynen, gevrek lezzeti olmuyor. De çok farklı olur. Yani istediğiniz lezzeti tutturamazsınız o şekilde. Ya şu fırının başında fırın ustası olmak başka bir şey gerektiriyor yani herhalde. Mutlaka işi eline bırakmak. Gerçekten, kesinlikle evet. Haklısın. Nerelisin usta sen? Erzurumlu. Erzurumlusun. Yani, evet. Oh ne güzel. Dadaşız yani. Evet, şimdi şöyle yarısına ceviz atıyorum bu şekilde. Yarısına toz ceviz attı. Evet. Ve bol bol attı yalnız. Mikserde çekilmiş. Ay bu nasıl şekilde. Bir şey olacak? Vallahi çok meraktan şu an. Hemen masaya geçmek istiyorum. Diğer yarısı. Diğer yarısına da bol bol kaşar. Evet. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani hiç denemedim. Sizin nereden gelmiş Mehdi Bey'in aklına bu? Nasıl bir fikir yani? Nasıl bir yaratıcılık Allah'ım? Bunu da yolluyorsun. Bu da 2 dakika. Evet, bu da 2 dakika. Bir de bir pide atmıştım. Bir tane pide hadi atalım. Hadi bir tane pide at. Bir, çok, ben pide de severim. Bir bak, merak ediyorum. Çok bakayım. Özel bir kavurmamız var. Ben size o zaman kavurmalı tamam. Bir pide yapayım. Yap, kavurmalı pide kaşarlı. Yap. Evet. Kavurmanın üzerine kaşar yakışıyor değil mi? Tabii ki. Tamam, ama harika. Genelde önce kaşarı diziyoruz. Ha siz önce. Evet. Ama diğer yerlerde üstüne kavurmanın üstüne koyuyorlar. Çok fazla bir şey değişmiyor yani. Hı. Aynı şey. Sonuçta aynı malzeme içinde karışıyor. Bizim evet. Bir farkımız evet, bizim farkımız olsun. Görüntü olarak bir farklılık veriyoruz. Normalde sadece. Kavurmanın üzerine kaşar olur ya pidelerde. Burada evet. Kavurmanın altında var kaşar. Böyle güzelce serilmiş bir şekilde. Üzerine de bol. Bak ekstra hiç yağ falan sen hiçbir şey eklemiyorsun. Yok, hayır, zaten kesinlikle. Kavurmanın kendi yağı. Kesinlikle. Kaşar zaten eriyor, uzuyor. Harika bir şey oluyor. Evet, kesinlikle. Bu ne kadar kalacak usta? Yani bu 5 dakika bir süresi var, pişme süresi. Bu da 5 dakika. 5 dakikayı geçebilir. Açık yani. Oluyor değil mi? Tabii ki açık yapıyoruz, açık. Evet. Vay, çok iddialı. O zaman bunu da at. Bunu da atıyoruz. O zaman vallahi hepsini at fırına gitsin. Ben de yavaş yavaş masaya geçmek evet, istiyorum. Evet, şöyle ben bunu sizin masanıza gönderiyorum. Oo, siz çok acıktım. Böyle çok başlayın, acıktım. Ben devamını tamam, göndereceğim size. Tamam, ben çok acıktım. Eklemek istediğim bir şey var mı usta? Siz herkesi mutlu edemezsiniz. Her zaman söylediğim sloganım. Çünkü siz lahmacun değilsiniz. Siz lahmacun değilsiniz. Herkesi mutlu edemezsiniz. Çok güzel vallahi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık usta. Afiyet olsun. O zaman ben masaya geçiyorum. Çok acıktım sevgili izleyiciler. Hazır. Masaya geçtik. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Kaşarlı cevizli spesiyelimiz var. Sadece cevizli bir lahmacunumuz var. Patlıcan, közde patlıcanlı bir tabii. Lahmacunumuz var. Tabii. Burada başka bir şeyler, güveçte bir şeyler geldi. Oraya daha geleceğiz. Ama Mehdi Bey biz bir başlayalım mı? Başlayalım, sabırsızlanıyoruz zaten. Sabırsızlanıyorum. Şu bu spesiyel evet. Beni çok etkiledi.
Ondan mı başlayacaksın? Evet, ben bundan başlayacağım. Tamam. Spesiyelin içine hiçbir şey girmiyor. Zaten içinde ceviz ve dolu dolu bir kaşar var. Kaşar, aynen. Genelde onu sade tavsiye ediyoruz. Allah aşkına, bu fikir nereden geldi? Nereden geldi fikir? Duymak istiyorum. Ya işte, yemek yemeyi sevince her şey çıkıyor ortaya bir şekilde ya. Çok zorlanmadım açıkçası. Ay çok güzel. Çıkıyor. Ceviz çok yakışmış. Değil mi? Ben de çok yakıştırdım, çok yemin güzel oldu. Yemin ediyorum, ceviz harika yakışmış. Hiç ben bu kadar yakışacağını düşünmezdim. Evet. Zaten klasik lahmacundan sonra en çok tutan ürünümüz cevizli lahmacun. Çok çok şaşırdım. İnan çok şaşırdım. Evet, Türk pizzası lahmacunu konuşuyoruz. 5000 yıllık geçmişi varmış ya. İnanılmaz bir şey yani, Babillerden bu yana. Ay ben bundan devam etmek istiyorum ama bir sürü ürün var. Artık biz de başlayabilir miyiz? Biz de açız ama. Seni izliyoruz burada. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yarısı benim, yarısı tamam, senin. Tamam, çok sağ ol. En çok giden klasik mi? E tabii klasik, ondan sonra cevizli. Ay çok iyi ya. Zaten ne demiştim? Lahmacun Cumhuriyeti'ne hoş geldin diyecektim senin için. Gerçekten. Burası bir lahmacun cumhuriyeti gibi. Evet. Ben çok şaşırdım. Bu kadar yani versiyonların olması. Ha, bildiğim lahmacuna ne gider ki? Ben soğan koyarım. Biraz da maydanoz koyarım. Benim bildiğim buydu yani. Şimdi bir güveç geldi. Nedir evet. Bu? Güveçte kuzu kuşbaşı. Güveçte ekmeğin içinde değil mi? Tabii tabii. Şu şekilde göstereyim ben size. Ay harika. Bu kaynıyor. Peki nasıl yiyoruz? Pideye mi sarıyoruz? Nasıl oluyor? Tabii formu. Pideye saracağız onu. Hemen pidemizi alalım. Yok, ben buna sarmak istedim. Tabii ya. Olur. Tabii, evet, tabii ben onu da değerlendirebilirsin. Yok aynen. Kesinlikle. Burada sıcacık varken. Hiç çatal varken falan kullanmanı istemiyorum. Öyle mi? Evet, eğer sıcak gerçekten değilse. Aynen. Şöyle mi yapacağız? Aynen, bravo. Süper. Çatal tadı bozuyormuş süper, değil mi? Çatal tadı bozduğu için ben şu budur an bunu bu güveçteki eti, hı-hı, buharı üzerinde hemen deniyorum. Ay çok sıcak. Kenarlara da bunun kaşar yine kullanıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Yani yansam da çok güzel. Değil mi? Ay et çok güzel. Dediğin kadar var. Bir de sade etinden istiyorum. Evet. Az önce pideye sardım ama yani sade etti. Dumana bakın. Duman, duman. Pide yedikten sonra sen etin lezzetini bir al. Dediğim kadar var mıymış söyle bakalım. Vallahi çok güzel. Değil ya. Mi? Etler Balıkesir'den. Balıkesir. Çok güzel. Çok. O yeşil biber oranı falan. Tabii tabii. Hala devam var, ediyorum. Yeşil biberimiz var. Güveçe giren her şey ne kadar güzel oluyor değil mi? Çok lezzetli oluyor. O zaman çok ben şu klasik oluyor. Dürüm yapalım mı evet, bir tane? Evet bana dürüm. Tamam, ben dürüm sana bir tane o zaman ellerimle bir dürüm yapayım. Süper, soğan da olsun. Soğan olmazsa olmaz zaten. Soğansız bir lahmacuna kesinlikle öyle hayır diyoruz. Soğan bizim olmazsa olmazımız lahmacunda. Tamam süper. Evet maydanoz ve bol biraz limon. Maydanoz koyacağız. Evet, onun yarısını istiyorum hop ben, aldım aldım tamam, sıkıntı yok. Yemeği sevince işte böyle güzel çeşit çeşit ürünler çıkıyor değil mi? Tabii ki. Ve ben şunu da tavsiye edeceğim sana. Bir tutam nane atabilirsin veya roka. Roka çok roka, güzel tamam oluyor. Bir tane roka sadece. Aynen. Bir tane. Roka, evet. Tamam, limonluyoruz. En çok klasik lahmacun gider en diye düşünüyorum. En çok giden evet. Kaç acılı acısız klasik. Günde? Yani ortalama. 700-800 diyebiliriz. 700-800 evet adet lahmacun gidiyor günde. Paket servis zaten var. Var. Değil mi? Burada çok çalışan kesim var. Çok çalışan kesim var. Ağırlıklı olarak daha çok paket hızlı gidiyor şu anda. Akşam servisimiz çok yoğun oluyor. Akşam çok yoğun. 5 ve 9 arası. 5 ile 9 arası. Aynen. Kaça kadar her açık bu arada? Bitiyoruz. Kaça kadar? Şu an 11'e kadar açık ama 1 ve 2'ye kadar uzatmayı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Gece 1'e kadar uzatmayı düşünüyoruz. Tabii gece 1 ve 2'ye kadar uzatmayı düşünüyoruz. Sen de lütfen. Yalnız klasik de çok güzel. Ama favorimi söyleyeyim mi şu ana kadar? Pideyi denemedim ama şu ana kadar favorim ceviz oldu. Çok şaşırttı beni. Beni çok şaşırttı cevizli lahmacun. Müdavimleri çok fazla. Ya kimisi cevizliyi çok seviyor. Hı-hı. Kimisi patlıcanlı lahmacunu çok hı-hı seviyor. Sarımsaklı var. Hı-hı. Peki menüye biraz göz atalım mı? Hı-hı. Klasik lahmacunumuz var. Spesiyel cevizli kaşar var. Sadece cevizli var. Sözde patlıcanlı var. Sarımsaklı var. Sarımsaklı var. Evet. Bir de çeşitlerimiz var derken hemen ben bir tane. Hemen onu da. Buna kavurmalı, da değinmeden geçemeyeceğim. Kavurmalı kaşarlı. Kavurmasını özellikle Mardin'de yapıyoruz. Ciddi misin? Tabii Mardin'den geliyor. Muazzam bir kavurmadır. Kavurmalı kaşarlı pidenin kavurmaları Mardin'den. Çünkü zaten Mehdi Bey Mardinli. Kendim de Mardinliyim evet. Şu yoğurda özellikle tadına bakmanı istiyorum. O da Kayseri'den getirtiyoruz. Hepsine %75'i hepsine kaymak. Muazzam bir yoğurttur. Hepsine bakacağım.
Bu arada ben de götüreyim mi? Evet, lütfen. Sen yiyorsun, sana eşlik edeyim. Hafta sonu ben de Kayseri'deyim yani. Öyle mi? Sen Kayseri deyince. Şimdi bu mantı mı? Ne bu? Şu yoğurdu bir söylesene ona. İnan ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bu yoğurt bilmiyoruz falan yani, değil hani, ama. Değil. Bu süzme şey. Peynir evet, gibi böyle. Evet. Süt, peynir, yoğurt kaymak karışımı. Kaymak bu. Karışımı. Hani hasırın içinde güzel kaymak olur ya. Bravo. Aynen, vallahi öyle bir şey bu, yoğurt değil. Ay çok güzel. Çok değişik. Ay hangisinden devam edeceğim ben? Konuştum kaldım ya. Ama sizin için şu patlıcanlıyı da denemem lazım yani. Evet. Bunu patlıcan atlayamam. Patlıcan sürme, o da favorilerimiz arasında. Urfa'da zaten bu şekilde tüketilir ağırlıklı olarak. Öyle mi? Tabii patlıcan koyulur lahmacunun içine. Hmm. Çok da lezzetli olur. Bunu isteğe bağlı sarımsaklı yapıyoruz. Çok çok daha güzel oluyor. Hmm. Hmm. Yani farklı, değişik, güzel ama hani benim gönlümde yatağım. Orada öyle bir şey tattım ki hani gidip burada patlıcanlı yiyelim çok gidemiyor çünkü. Senin favorin bu oldu herhalde, benim cevizli. Benim favorim cevizli oldu. İçli köftemiz var ve muazzam bir simit katmerimiz var. Öyle onu mi? Da tabii ustasını Antep'ten getirdik, kendimiz yapıyoruz. Bak o da ilginç. Harikulade bir şey, kapanışta onu yapalım. Simit katmer de varmış yani, lahmacunun güvecin üzerine simit katmer de iyi gider mi gider? Çayla beraber iyi gider. Süper. Yemekten sonra. Harika. Çok güzel her şey. O zaman biz lahmacunlarımızı yemeye devam edelim. Tamam. O arada simit katmerimiz de bir gelsin değil gelsin, mi? Gelsin değil mi? Tamam. Ve çayla tamam. Simit katmerimiz hazırlanırken ben de bu muhteşem cevizli lahmacunumu bitirmeye devam edeyim. Ve katmerimiz geldi. İşte olay bu. Hadi o zaman bir bana. Hemen bir başlayalım bıçak o zaman. Bıçak yok muydu? Bu ne böyle? Biz kasabız. Bıçak kullanmayız biliyorsun. Tamam, harika. Yani simit katmeri hakikaten severim. Her yemeğin üzerine bu kadar mı yakışır? Evet, bu kadar yakışır. Bana şöyle... Şunu göstereyim ben tamam. Sana önce. Ya fıstık fışkırıyor içinden. Görüyor musun? Full fıstık Antep ve kaymağı ve kaymağı. Allah'ım. Muazzam. Ver bana. Hemen şöyle aldım. Şu parçamı tamam. Ben bir aldım. Tamam. Arzu edenler hatta için dondurma yanında. Evet. Ben tercih etmiyorum dondurma. Ama iyi gidiyor. İyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Yanında çok çok iyi gidiyor dondurma. Üşüyorum dondurma yiyince. Bir tadına bak bakalım. Çünkü ben bunun içindeki o fıstığı, o kaymağı yani böyle saf bir şekilde almak istiyorum. Dondurma bastırıyor, istemiyorum. Yani tercih değil mi yani? Tercih bak. Var ya. Çok hafiftir. Şeker yok. Hatta genelde şaşırıyorlar yani bu kadar yoğun fıstık ve kaymak olmasına rağmen nasıl yani, ben, bu kadar ben çok iyi yerlerde diye. Katmer yedim. Antep'te de İstanbul'da da çok iyi markalarda çok güzel katmerler yedim. Yani. Süper. Bunda aynı. Da seni yanıltmadığıma çok sevindim. Aynı yani. Değil mi? Aynı. Öyle şeker yakmıyor. Belli çok şeker yok. Şöyle bir serpiştirilmiş. Tam istediğim tarz. Yani ve bunu belki Antep'te yiyebilirsin. Öyle söyleyeyim. Fıstık kaynıyor içe. Ay kaymağın yoğunluğu çok iyi. Ben niye yemiyorum? Yesene, harika. Var ya. Lahmacun üzerine ilk defa lahmacun üzerine katmer yiyorum. Yakışmış. Değil mi? Yakışıyormuş. Tepsi kebapları, pirzolalar, güveçte kuzu etleri, bir sürü pide çeşidi, her şey var. Her şey var. Yoğurt bir de neredendi? Yoğurt Kayseri. Ay yoğurt da Kayseri'den geliyor. O yoğurt değildi. O yoğurt değil, kaymak. Onun adına başka bir şey bulalım biz ya. Ben buluyorum. Onu bir düşünelim aynen. Onu bir düşünelim. Adını değiştirelim onun. Tamam. Bu kadar mı yakışır? Ben bir katmer daha alıyorum müsaadenizle. Lahmacun'a doyduk ama katmere de bugün doyduk. Her şey muhteşemdi. Bu güzeldi yani. Şekerimizi de dengelediysek. Çok teşekkür ederim. Her ben şey için çok ederim. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hoş cevizli geldiniz tekrardan. Cevizli ve kaşarlı benim spesiyelim oldu. Muhteşemdi. Çok teşekkürler. Aynen. Ben teşekkür ederim. Sevimli Gurme'den hepinize harika bir gün diliyorum sevgili izleyicilerim. Hastalara şifa, dertlere deva, damaklara sefa. Türkiye'nin şerbetçisini konuşalım mı bugün? Hem de 1965'ten bu yana. Kendisi baba lakabı almış. Ali Usta beni bekliyor. Aynı zamanda içeride inanılmaz bir Osmanlı mutfağı da mevcut. Şerbet çeşitliliğini şu an düşünüyorum ama miski amber, lavanta, havuç, tarçın, aşk iksiri, daha neler var neler. Ve ben Ali Baba'nın yanına geçiyorum. Görüşürüz. Evet Ali Bey, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne geldik var? Şerbetlerinizi tatmaya. Ben biliyorum bazılarının tadını tabii. Mevlevi'yi çok severim mesela. Lavanta harika. Miskamber ondan da güzel. En önemlisi de Osmanlı şerbetlerinin demir hindi şerbeti. Demir hindiyi konuşacağız sevgili izleyiciler. Ve Osmanlı mutfağında konuşacağız. Osmanlı mutfağını da konuşacağız. O tatlı ekşi güzel, o aromalar. Soran yemez çorbalarını konuşacağız. Soran yemez çorbalarını konuşacağız. Her şeyi konuşacağız ama önce bir şerbetlerin tadına bakalım mı yine? Buyurun efendim. Hadi o zaman geçelim. Evet geldik şerbetlerimizi tatmaya. İçinde enfes lezzetler var ama ben dedim ki Ali Baba'ya. Ali Baba şimdi biz hepiniz çalışıyoruz. Toplantıdan toplantıya, çekimden çekime. İnsana şöyle enerji veren, güç veren, bizi gün içinde düşürmeyen... Frekansımızı yok etmeyen hangisi diye sordum. Ve ama, bana ne getirdi? Ama şimdi söylediğin o kadar çok doğru ki. Öyle ve ama. Ve tescilli. Evet. Yani bunun adı ne? Demir hindi değil mi? Evet. Demir hindi şerbeti. Osmanlı mutfağının 600 yıllık bir içeceği. 600 yıllık mirasımız. Ustamızın elinden bir demir hindi alalım. Şu sese bak. Of. Sese gel diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Bu gerçek orijinal tarifiyle yapılan demir hindi şerbeti. Nedir bu? Hindistan'da yetişen demir hindi ağacının meyvelerinden olan bir içecek. O ekşi tat da çok aynı güzel zamanda, bir ekşi tat da var. Aynı zamanda püf noktası içindeki 38 çeşit baharat karışımı. 38 çeşit baharattan yapılıyor. Demir hindi şerbeti. Bu çorbanın tarifini ve ismini sevgili Ali Baba vermiyor. Neden? Neden vermiyorum? Ben başlıyorum. Evet. Ve sen lütfen içinde neler var neler yok. Hem birlikte yiyelim hem içinde neler var. Karabiber, bir konuşalım isterim. Karabiber buna yakışır. Tamam yeterli çok güzel. Çorbanın tarifini vermiyor. Evet. Kendileri. Ama ben şimdi içinde neler var neler yok tabii ki bulacağım. Neden vermiyoruz biliyor musun Sevim'ciğim? Her gün başka çorba ama adı hep aynı. Hmm. Çorbayı içmeden. Bir dakika, soran yemez çorbası tek bir çorba değilmiş. Her gün başka çorba ama adı hep aynı. Kendisi çok orijinal. Sevgili Ali Baba'nın. Peki bu çorbanın yanına bir şerbet alsam? Hangisi ben gider? Ben yiyeceğim. Hangisi gider? Şöyle yine denemediklerimden. Bak şehzadeyi hatırlamıyorum sanki. Şehzade şerbetini hatırlamıyorum. Nedir özelliği? Şehzade şerbeti de formül tabii karışıyor. Evet. Çünkü üç kere, doğal olduğu üç kere. Için, evet, doğal olduğu için bunun bir karışması gerekiyor. Harika. Şehzade şerbetindeki nedir? Evet. En önemli faktör. Evet, detayı elma, alalım. Yeşil elma. Yeşil elma. Ekşi. Yeşil elma. Tam portakal. Az. Çok içeceğim hepsinden az az. Portakal. Yeşil elma. Ekşi olandan. Portakal. Limon. Mandalina. Of. 28 çeşit baharat var. Baharatlardan da anason baskın. Anason çok baskın onu diyecektim. Ciddi bir anason ağırlığı hissediyorum. Peki şu 28 çeşit baharatın 2-3 tanesini alsak başka? Hadi. Kakule. Kakule. Anason. 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 Tarçın. Tarçın. Belli. Limon. Mandalina. Yeşil elma. Portakal var. Portakal da var. Tam bir kış şerbeti bu. Çok güzel. Bu şerbet olayı var ya gazlı içeceklere ihtiyaç falan duymazsınız. Hem de çok sağlıklı. Şimdi, direncinizi arttırıyor. Dinç kalıyorsunuz. Yani kışın bence şerbetten gitmeli. Gazlı içecekler dedin ya. Şimdi gazlı içecekler dünyada, sırf Türkiye'de değil, dünyada gazlı içeceklerin ne kadar zararı varsa. Biliyorum. Tescilli midir? Tescilli. Osmanlı şerbetlerinin de ne kadar faydalı olduğu tescilli. Kesinlikle katılıyorum sana. Ve biz diyoruz ki tüm Türkiye'ye bakayım senin bir dakika. Senin rengin de solmuş. Çok yoruluyorum çekimden çekime. Ondan olabilir. Nabzın düşük. Hadi ya. Evet. Yok ya iyiyim ben. Hayır. Ali Baba iyiyim ben. Ay ne oluyor bir dakika korkuyorum. Nabza göre şerbet veriyor. Nabza göre şerbet veriyor Ali Baba ya.
Nabza göre şerbet. Sırada ne var? Şerbetin padişahı. Şerbetin padişahı. Demir hindi şerbeti. Demir hindi. Yemekle de ha, onu çok soracaktım. Güzel gider. Yemekle demir hindi güzel gider mi? Çok güzel gider. Neden? Neden güzel gider? Neden? Çünkü hazmı kolaylaştırıyor. Oo. Evet, demir aşağıda hindi, da denemiştim bunu. Demir hindi şerbetinin birçok özelliği var. Birçok özelliği var. Enerji veriyor. Enerji veriyor. Kan yapıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Enerji veriyor, kan yapıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Resmen C vitamini diyebiliriz aslında. C vitamini gibi bir şey. O zaman diğer yemekler gelsin mi Ali Baba'ya? Gelsin şu Osmanlı tabağımız. Soran yemez çorbasına noktayı koydum. Noktayı koyalım ve ana yemekler değişik bir pide gelecekmiş. O gelsin. Evet. Bir köfte geliyormuş. O gelsin. Şöyle bir tarih yazalım burada ya. Harikayız. Hadi bakalım bekliyoruz. Bitti ve muhteşem bir Osmanlı mutfağında masaya inanılmaz şeyler geldi. Osmanlı tabağımız geldi. Evet. Şimdi Ali Baba nedir bunlar? Bir kere bu beğendili kebap değil mi? Beğendili kebap. En sevdiğim şeylerden biri biliyor musun? Dükkanın en çok beğenilen benim en lezzeti. Sevdiğim şeydir şu beğendi. Bayılırım. Biz burada 720'nin üzerinde. Yanlış duymadın. 720'nin üzerinde çeşidimiz var. Ay bu harika beğendilik ya. Ve bunlardan her gün 13-14 çeşit yemek çıkıyor. Menü her gün değişiyor. Ay çok güzel. Her gün farklı lezzetler ama beğendilik ya bulmamız her gün var. Süper. Şu altı pürgeli üzerinde mantar ve tas kebabına benzeyen kebabımız. Hürrem Sultan kebabımız. Hürrem Sultan kebabı. Altı püre üzerinde mantar var ve dana eti. Ve etlerin %90'ı toprak güveçlerde taş fırında pişiyor. Çok güzel. Ben bunu özellikle göstermek istiyorum. Şu Osmanlı tabağı muhteşem. Peki nohutlu olan formu nedir? Akşehir kebabı. Akşehir kebabı. Evet. Oh. Aman. Peki arpacık soğanlı olan hangisi? Orman mı? Bu arpacık soğanlı olan orman değil. Buğu kebabı. Buğu kebabı. Buğu. Evet. Buğu kebabı. Ne demek buğu kebabı? Arpacık, arpacık soğan, patates, evet. Havuç, bu da güzel. Kekik ve bu da tam bir kış yemeği. Tam kış yemeği. Neden? Cücük soğanlar, arpacık, evet, arpacık soğan soğan tam bir antibiyotik. Bu arada favorilerim arasında miskambiri istedim. Evet. Ali Baba kırmadı beni. Miskambir içiyorum. O kadar güzel ki tadı. Neler var içinde? Türkiye'nin şerbetçisi. Ne var miskamberde? Bir anlatsana. Portakal var. Portakal. Ve elma. Portakal, limon, elma, limon. Miskamberin kendisi var. O arka plandan gelen o koku. O evet o. Miskamberin arkadan, kendi kokusu. Nereden buluyorsun onları? Nasıl temin ediyorsun? Temin ediyoruz. Miskamber, Peygamber Efendimiz'in en sevdiği koku. En önemli özelliği ne biliyor musun sevgilim? Nedir? Çok güzel. İnsanı rahatlatması. Çok güzel. Zaten ben de birden beri içiyorum. Böyle bir sükunet içerisindeyim yani. O kadar güzel ki miskamber. Çok güzel. Şu, o neydi? Bu ispanağın bir tadına bakar mısın? Kavurma gibi mi? Bir bakar mısın? İspanak tadına? Kavurması. Yani. Bir. Bunu. Ne kadar hafif. Koklayarak. Ne kadar hafif yani ve taze. Evet. Bu arada şimdi bir hünkâr pidem geldi. Kapaklı mıydı? Evet. Neydi bu? Kapaklı hünkâr. Kapaklı hünkâr pidesinin sevgili izleyiciler bir şartı varmış. Yani şartlı şurtlu bir pideymiş. Kesinlikle çatal ve bıçağa izin yok. Ve eğer şu, kullanılırsa alıyorum pideyi. Alıyor ve paket yaptırıyor. Paket yaptırıyor. Yanımda öyle çatal bıçakla yiyemezsin diyor. Ve gelen misafirler de aynısını söylüyor. Bakana dahil de yaptım. Yani öyle ayrıcalık yok. Ciddi olamazsın. Ya, helal sen yaparsın. Yani. Dürüst adamsın. Kapaklı hünkâr pidesi şu nasıl bir Trabzon tereyağı kokusu geliyor şu an var ya anlatamam. Şartlı bir pide kesinlikle ve kesinlikle çatal bıçak izin yok. Şöyle alıyorum. Evet. Ben yapıyorum. Şimdi yeme şekli nasıl biliyor musun? Aynı yaptığın gibi. Ey maşallah. Maşallah süper. Ey. Rize'nin teneke kavurması. El yapımı kavurma. Rize'nin. Bakucebir'in tereyağı, kaşar peyniri ve yumurta. Şimdi. Bunu aynen böyle
koparıp koparıp bandıra bandıra yeniliyor. Tahmin ettim. Bu kapak olan da biraz sonra tabağa doğru akmaya başlayacak ya. Bu kapağını da kürek olarak, kaşık olarak kullanacağız. Tamam. Şu an ben yumurtaya bandıra bandıra. Evet. Bu güzel. Aa, peynirler çok güzel. Peki sen yiyorsun hani bana? Buyurun, buyur. Ayıpsın. İçinde kavurma var. Kaç çeşit peynir var bunun? Tek çeşit. Tek bir çeşit peynir var. Ama tek bir çeşit peynir var ama peynir tam tam yağlı, özel. Aa, çok güzel ya. Özel müdavimleri var. Var ya, abartmıyorum. Samsun'da yediklerim gibi. Ama neden? Çünkü fırında lahmacun yok. Evet. Lahmacun olmadığı için hamur da tam pide hamuru. Hamur pide hamuru. Tereyağı Trabzon'dan. Evet. Peynirler? Adapazarı'ndan. Adapazarı'ndan. Kavurma Rize'den. Kavurma Rize'den. Ben hangisi Rize diye düşünüyorum evet. Şu an. Ey maşallah. Harfi şeker olsun bu. Kapak dünkar pidesine bu Osmanlı mutfağında bayıldım. Ama sırf onunla doymamalıyım. İnanılmaz şeyler var burada. Ama çok güzel. Bitiremiyorum. Bırakamıyorum şu an bunu. Bu? Köftemiz hünkar köftesi değil mi? Özel Osmanlı köftesi. Hı hı. Bunun da en önemli özel köfte farklı bir köfte. Neden farklı köfte? Neden? Bir tadalım bakalım. Köftenin içinde hiç baharat yok. Hmm. Sıfır baharat. Güzel bir detay. Tamamen etin kendi lezzeti, kendi güzelliği. Baharatsız Osmanlı köftesi. Saf et. Dana ve kuzu karışık demiştin, doğru mu? Evet. Ve yanındaki bu kavrulmuş olan soğan da ağızda koku ve midede rahatsızlık yapmaz. Dibini aldım biraz, evet, hiç koku yoktu. Yaprak dolmalar var. Vişneli hem de bana bakıyor. Onun dışında nedir o? Güveçli. Güveçli. Bizim özel fasulyemiz. İspir mi? Bu fasulye. Hayır, ispir değil. Değil mi? Onu değil. Özellikle sormak istedim. Şeker fasulyesi. Bir bakayım mı? Lütfen. Onu da bakayım. Şeker fasulyesi. Bu fasulyemize evet. Rahmetli Rauf Denktaş'la Kıbrıs Cumhurbaşkanımız rahmetli. O da iki defa geldi. Çok şey yaptı. Beğenmeyecek gibi değil. Tatlı nasıl tatlı biliyor musunuz? Fasulye, ya süper güveçte fasulye. Bu fasulyeye hep şey diyorlar. İspir fasulyesi diyorlar. Hayır, ben değil. Fasulye şeker fasulyesi. Şeker fasulyesi. Sevgili izleyiciler, İspir değil, şeker fasulyesi. Ben ne kullanıyorsam onu söylüyorum. Süper. Ben ne evet. kullanıyorsam onu belli söyle. Şartları şurtları var. Evet. Pideye öyle çatallı bıçakla yedirmiyor. Çorbaların ismini öğrenmek isterlerse söylemiyoruz. Kesinlikle söylemiyor. Israr ederlerse müşteriler bırakıp gidiyor. Orada bir aşk iksiri adında bir şerbetimiz var. Özellikle yılbaşında inanılmaz evet. sipariş alıyormuş. Aşk iksiri. Onun da tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Yılbaşında ve... Neden yılbaşı? Sevgililer gününe tabii, özel yapıyoruz. Tabii. Çünkü bunun içinde ki baharatların en önemli özelliği afrodizyak etkili olması. Okay, enerji ve kuvvet bakımından daha üst seviyede olduğu için... Bunu merak ediyorum. Yılbaşına özel yapıyoruz bunu. Evet. Bu arada Ali Baba aşk iksirini bana doldururken ben beğendili kebabıma devam ediyorum. Çünkü aşırı favorim oldu. Beğendiye zaten hayranım. Anneme yapmayı öğrendirdim. Annem artık beğendi yapıyor benim için. Annecimi de öpüyorum. Güneş Sultan. Yine beğendi isterim. Evet. Aşk iksiri. Evet, böyle naif, mayhoş. Böyle bir duygusallığı var şerbetin. Adı üstünde. Duygusal bir şerbet. Aman. Evet, güzel. Farklı, değişik. Yani benim için, benim gönlümde misken bir gün yerini alamaz ama yine hoş. Güzel, farklı. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bunu da özellikle Osmanlı mutfağı ya konu. Yani ne kadar çok kuru erikler, ayvalar kullanılır. O yüzden bahsediyorum. Ayvalı kereviz. Evet. Ben çekimden önce yedim. Yani içinde patates de var ama o ayvanın var ya, o tadı nasıl sinmiş kerevizleri, o kadar güzel ki. Muhteşem değil mi? Kereviz sevmeyen birisi bunu sever. Evet. Evet, seviyorum zaten. Şeker fasulyesine dönmek istiyorum.
Televizi bırakabilirsem. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Ama yani şu fasulyeyi çok sevdim ya. Gerçekten. Çok başarılı yani bir fasulye bu. Bir şey olsun diye yapmıyoruz. Eğer varsa o doğrusu ve olması gerektiği gibi lezzeti. Eğer yoksa da o yoktur. Yoktur. Yoksa da yoktur. Doğru. Varsa var, yoksa yok. Her şey çok güzeldi. Devam ediyor muyuz? Biz yavaş yavaş devam ederiz. Ama ben buradan bütün izleyicilerime selam ama gönderiyorum. Ama bir dakika, selam göndermeyin. Göndermeyeyim. Hayır. Mi? Sevgi göndereyim. O da çünkü olmaz. Çünkü neden? Daha padişah tatlımız gelecek. Aa, pardon. O zaman hadi gelsin. Evet. Hadi padişah tatlımız gelsin. Evet. Bekliyorum. Bakalım tamam. Onun içinde neler vardı. Ve padişah tatlım geldi. İrmik helvası tabii ama içinde çok farklı şeyler varmış. Neler varmış? Şimdi baba anlat. Osmanlı mutfağında 46'nın üzerinde helvanın tarifi var. 46'dan fazla Osmanlı evet. mutfağında helva tarifi evet. var. Bu? Bu da o 46 taneden bir tanesi. Hı-hı. Ama arasına yapmış olduğumuz dörtlü özel karışım. Ay bu ne dörtlü? O tamamen bize ait. Bir şey söyleyeceğim, bunda neler var? İçinde sürpriz. Kaymak var biraz. Kaymak yok. Kaymak peynir var o zaman. Olur, peynir mi var? Peynir var ama. Misafirlerimiz ne derse. Peynir. Ne derse. Peynir kesin olmak zorunda. Bu bizim. Ama ben kaymak tadı da alıyorum. Bizim, süt tadı alıyorum. Bizim ya, mekanın. Hafif yoğurt, hafif peynir. Mekanın en çok beğenilen tatlısı. Ay bu çok güzel. Bu tatlının karşıdan özel müdavimleri var. Padişah tatlımız. İçinde evet. muhteşem dörtlü varmış. Söylemiyor bana sırrı. Ali söyle. Baba söylemiyor. Ben biz zaten irmiği çok severim. Çok severim. Böyle tarçın oranı çok iyi. Ay çok güzel yahu. Vallahi çok güzel. Bir dakika ben alayım birazcık. Çok çok güzel ya. Padişah tatlısı da geldi. Bugün Osmanlı mutfağındaydık sevgili izleyiciler. Sadece Osmanlı mutfağı da değil. Neler geldi neler. 47 çeşit şerbetimiz geldi. Osmanlı şerbeti. Ben en çok miskambiri sevdim. Onun dışında da sirkencebini aşırı sevdim. Hepsi birbirinden güzel ve kapanışı padişah tatlımızla yapıyoruz. Her şey için de Ali Baba'ya çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerim, herkese keyifli bir gün dilerim. Konya mutfağı sever misiniz? Etli ekmek, bıçak arası, Mevlana, muhteşem bir Konya mutfağı ile sizi bir araya getireceğim. Az sonra bende kalın. Fatih Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Bıçak arası, Mevlana, etli ekmek, tandırda var mı? Var. Bamya çorbası? Var. O zaman masaya geçelim hadi. Tabii. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler, geldik fırındayız. O kadar çok severim ki bıçak arasını, etli ekmeği. Ramazan Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? İyiyiz, çok şükür, Allah razı olsun. Sen ne yapacaksın şimdi, anlat bakayım bize. İlk? İlk yapacağımız bıçak arası. Bıçak arası. Evet, Konya'nın meşhur bıçak arası. Meşhur bıçak aramız. Gördüğünüz gibi önceden hazırlanmış harcımız var. Ne var içinde usta? Bunda bildiğimiz yumuşak tranş var. Artı kavram yağı var. Öyle mi? Kuşbaşı kuşbaşı doğranıp hazırlanıyor. Kuşbaşı kuşbaşı. Bıçak evet. arası kuşbaşı kuşbaşı doğranmış evet. oluyor. Bir gün önceden tamam. hazırladığımız harcıyla evet. küçük küçük doğranmış biber, domates, kavram yağı ile beraber harmanlıyoruz. Hı-hı. Şu anda sunumu hazır. Yani o lezzetin sırrı aslında bir gün beklemiş olması diyebiliriz. Aynen. Terbiyede kalması çok önemli. Terbiyesi önemli. Bıçak arası. Kuşbaşı etten olan bıçak arası. Evet. Kıymalı olan etli ekmek. O ayrı. Evet. Tamam. Kıymalı olan etli bıçak ekmek. Bıçak arasını doğru. yapalım hemen. Tabii. Süper. Ay bol koyuyorsunuz şu evet, an. Vallahi evet. içine doldurdu malzemeyi. Evet tabii ki müşteri memnuniyeti bizde çok önemli bir. Zaten o yüzden markasınız. Evet. Teşekkür ederiz. Vallahi yani bu Konya mutfağına hayranım ben. Zaten bayılırım yani. Aksekiliyim ben biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Konya ile Antalya'nın tam ortası. Çakaramız hazır. Usta ne kadar kalacak fırında? Ortalama 3,5 dakika. 3,5 dakikada hazır. Hadi etli ekmeğimize geçelim. Tabii ki hemen yapalım. Onun da aynı şekilde bir gün önceden hazırlanmış bir harcımız var. Hı hı. Bunda da... İçerik aynı mı? Dana kavramı, hayır. İçerik ayrı, dana kavramı ve kuzu boşluğu var içerisinde kıyma kuzu olarak. Kuzu boşluğu, evet. kıyma olarak. Kuzu boşluğu, evet. Huu. Kıyma halinde çekiliyor. Yine aynı şekilde hazırlanmış olduğumuz domates ve biberi var içerisinde. Harika. O da bir gün önceden hazırlanıyorsa daha da lezzetli oluyor.
Kıyma olan etli ekmek sevgili izleyiciler. Evet, kıyma olan etli ekmek kuşbaşı doğradığımızda bıçak arası. Kuşbaşı olan bıçak arası. Bizim o zaman tercihimiz... bunu da fırına atıyoruz. Tabii ki. Aynı mı? 3,5-4 dakika gibi. Sonra hemen, buluşabilecek hemen. Miyim? Tabii ki, tabii, tabii. Daha sofrada ama neler var? Yani kelle paçaları, bamya çorbaları, tandırlar. O zaman usta ellerine sağlık. Teşekkür Sen ederiz. Sen kaç yıllık ustasın? Vallahi çok hakimsin işine belli. Yaklaşık olarak 25-30 yıllık bir ustayız. Ellerine sağlık. Çok ellerin dert görmesin. Ben teşekkür hızlı bir şekilde o zaman masaya doğru çıkıyorum sevgili teşekkür izleyiciler. Teşekkür ederiz. Çok afiyet teşekkürler. Olsun. Sağ olun. Sofrayla baş başayım. Yanımda da işletmemizin sahibi Fatih Bey. Tekrar hoş bulduk diyorum. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir kere her şey bir yana Konya mutfağını İstanbul'da yaşatıyor olmak çok değerli bir şey. Evet. Ben biliyorsunuz Aksakiliyim. O yüzden Konya'yı ekstra çok çok severim. Çok da giderim. Peki o zaman şöyle yapalım mı? Hemen etli ekmekle başlayabilir miyim? Bak çorbalara geçmeden etli ekmekle başlayalım. O kadar benim için torpille. Olay bu işte. Olay bu. Konya'da yediğimin aynısı. Yani tabii Konya mutfağı demek bamya çorbası demek. Tabii ki. Ay çok güzel. Bamya bir şey soracağım. Yani bamya çorbası çok güzel ama kelle paça ve işkembe niye var? Merak ettim. Biz bamya çorbasında biliyorsunuz Konya mutfağı olduğu için alternatif bir şeyler de üretelim dedik. Alternatif olarak da İstanbulluların bu kelle paça, işkembe merakından dolayı böyle bir şeye girdik. Ay, ustalarımız da çok iyidir bu arada. Kelle paça, işkembe ustalarımız. Bu çok hassas bir olay ama tabii, yani tabii. Hani hem iyi pide ustaları bir de onun yanında işkembenin temizlenmesi, kelle paçanın bu kadar güzel olması ekstra ekip işi. Tabii nasıl ki. Ayarladınız ekibi? Bu kadar nasıl güzel bu? Ekiplerimiz de yıllarını sadece çorbada uzmanlaşmış, çorba işiyle sadece uğraşan ekipler. Vay. Yani İşi biliyorsunuz. Ekstra iş yapmamışlar yani. Çok güzel. Şimdi sevgili izleyiciler, kıymalı olan etli ekmek doğrudur. Evet. Şimdi bıçak arasına geçiyorum. Bıçak arasında da böyle kuşbaşı var, değil mi? Evet. Ve ben bıçak arasına geçiyorum çünkü kuşbaşını da ekstra ekstra severim. Bir gün malzeme dinleniyormuş, usta söyledi. Tabii, çok... bir gün dinleniyor. O yüzden güzel belki de. Tabii. Hamuru da özel bir hamur. Sunumumuz da bu şekilde uzun Konya usulü, siz bilirsiniz. Bilmem mi? Bilmem mi? Meşhur Konya sofraları. Ay çok güzel bıçak arası. Yanında şıra da var isteyenlere. Evet. Hani ayrandan falan sıkıldım derseniz. Bıçak arası gerçekten çok güzel ama. Çok güzel beğendiniz yani. Mi? Nasıl beğenmem? Bitirdim. Ve şimdi ben Mevlana'ya geçiyorum. Mevlana'nın farkı da üzerinde ne var? Konya'dan gelen özel... özel bir peynir var. Hem de evet. Yani peynir yapılırken kaymağı alınmıyormuş değil mi? Tabii. Kaymak üzerinde kalıyor. O yüzden ekstra çok güzelmiş. Ben merak ediyorum. Nasıl? Beğendiniz mi bunu da? Bu da çok güzel. O peynir nasıl giriyor ağza yani? Of çok güzel. Ben de biraz yiyeyim olmasa. Lütfen yani, lütfen siz de yiyin. Bu arada içerisi çok büyük. 3 katta alt kat ve 1. kat full. 3. katta düğün salonu olacakmış herhalde. Evet. O niye Fatih Bey? Ben yerken siz anlatın. Müşterilerimizden, misafirlerimizden böyle bir talep geldi. Nişan yemekleri yapabilir miyiz? Düğün yemekleri yapabilir miyiz?
Ondan dolayı da biz de böyle bir üçüncü katı bu şekilde daha güzel değerlendireceğimizi çok düşündüm. Çok iyi, alternatif iyidir. Tabii. Buralarda da öyle bir şey var zaten. Bizim çevremizde de düğün salonu çok yok. Eksik var yani. Bak, ihtiyacı yönelik çalışıyor kafa. Ne güzel. Onu dolduralım dedik hemen. O zaman bir de şimdi döner ustasını çok övdü Fatih Bey. Evet. Ben bir İskender'e bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Çünkü ilk başta neden İskender var dedim. Yani ben buraya niye gelirim? Vallahi çok açık söyleyeyim. Etli ekmek yerim, bıçak arası yerim, Mevlana yerim. Önden de bamya çorbamı içerim. Bir de ara sıcak alır giderim. Hani benim kafa o öyle gidiyor, çalışıyor. Tabii. Ama bakalım İskender dediği kadar var mı? Tabii niye talep var belli. Kuru değil çünkü. Yani döner kuru olmayacak. Çıldırıyorum ha. Döner kuru olunca ya. O yüzden sadece dana olmayacak döner. Bak bu ne kadar güzel. Evet. Yumuşacık. Vallahi yumuşacık. Tabii neden satıldığı anlaşıldı. Bu arada favorim olan bıçak arasıyla devam etmek istiyorum. Yani gerçekten o kuşbaşının yumuşaklığı, o incecik bir ayar malzeme harcı hissediyorum yani. Bıçak arasını çok tuttum. Aslında siz içli köfteyi atladınız. Öyle mi? Geçeceğim, daha var. Daha var, geçeceğim. Şuna. Bakalım. Vallahi hiç kibarlık yapamayacağım. İçli köftede. Şöyle elimle alalım. Tadına bakacağım. Zaten kıyma ile ceviz birleşince ne muhteşem evet. Bir şey oluyor değil mi? Üzerinde de bol fıstık var. Evet. Fark etmedim değil. Bol fıstıklı. Tabii sadece size özel değil. Tüm misafirlerimize özel o. Öyle mi? Bak onu vurguladığınız çok iyi oldu Fatih Bey. Çünkü bazen takipçilerim de sosyal medyada yazıyor. O sofra sana öyle geliyordur. Hayır arkadaşlar evet. Ve sevgili izleyiciler. İnanın gittiğim yerlerde herkes aynı. Tüm müşterilere bana ne geliyorsa tüm müşterilere aynı sofra, aynı gramaj geliyor. Bak bu çok önemli. O yüzden tebrik ediyorum sizi. Güzel. Tüm müşterilere fıstıklı içli köftemiz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok var ya çok. Yani Urfa sofrası gibi iddialı bir içli köfte geldi. Öyle mi? Kesinlikle. Çok memnun oldum. İçli köfte zordur. Özellikle şunun sizden ayarı, duymak bunları. Bak içli köfte cidden zordur. Doğru, kolay doğru. Değildir yani. Evet. Hani Konya mutfağında böyle güzel bir içli köfte. Ben birazcık şaşırdım açıkçası. Elimden bırakmıyorum. Belli oluyor mu? Afiyet olsun. Bir dakika, şurada güzel bir böyle kaymaklı bir yoğurt var. Evet, manda yoğurdu sanırım. O da manda bu. Yoğurdumuz özel Çatalca'dan, çiftlikten geliyor. Oo, bu yoğurt değil bu, kaymak bu. Evet. Bu çok özel bir şey. Siz de yiyin lütfen. Bak tandırdan devam ediyorum çünkü o kadar güzel ki. Harika. Peki şey merak ediyorum, pidelerden sonra en çok ne gidiyor? Çok merak ettim. Pidelerden sonra en çok tandırımız. Değil mi? Tabii çorbalardan işte bamya çorbamız, bu kelle paçalarımız. Kelle paça olay zaten. Bu? Yani acısı, yağı falan kelle paçanın çok başarılı. Fatih Bey siz işinizi seviyorsunuz. Evet. Öncelikle... Bir de favoriniz hangisi sizin favoriniz? Ekstra. Benim bir favoriniz var mı? Her gün yemezsem yapamam diyeceğiniz bir şey. Çorbalardan mı hepsinden? Size bırakıyorum. Özgürce cevap verin. Favoriniz hangisi? Çorbalardan ben özellikle kuzu ayak paça. Oo. Mutlaka iki günde bir yiyip bu kışı hiç hastalık geçirmeden geçirdim. Şifa kaynağı yani. Tabii hiç hastalanmadık çok şükür. İnşallah. Antibiyotiğe gerek yok. Tabii çok önemli hem kemikler için de hem de böyle antibiyotik gibi. Kelle paça yine ona keza çok güzeldir. Onu da mutlaka günde bir yarım da olsa yerim. O yüzden hastalanmam, işime zaten, bakarım diyorsunuz. Kilo almaya başladık görünüyor. yok iyisiniz. Ondan... Bu ince hamur ne olacak Fatih Bey? Yani Kagatay Hoca bile ince lahmacun yiyin diyor. Hala lahmacunla bıçak arası incecik. Tabii lahmacun hamurundan neredeyse incedir bizim etekmeyen yani. Hamur. Hiç rahatsız etmez. Hiç sıkıntı yok. Onun dışında da bizim çiğ köftemiz de çok güzeldir. Onu öyle da mi? Tatmadınız. Tadayım onu da yani. Bir tadalım. Bir dakika, bir sol elime bıçak arımı alırken... Sağ elime de şöyle bir çiğ köfte mi? Çiğ köfteyi de bıçakla çatalla yemem değil mi ama? Tabii. Evet. Nasıl? Farklı. Kendimiz yapıyoruz. Bu da özel, hiçbir maddesini dışarıdan almadan. Bir şey söyleyeyim almadan... mi? Ben bunu söylemem lazım. Buyurun. Kendiniz yapıyorsunuz evet. Böyle
özel mutfaklara gittiğimizde, özel restoranlara gittiğimizde ara sıcaklar zayıf oluyor. Bu mekanda içli köftede, çiğ köftede çok başarılı. Evet. Ha, genelde ara sıcaklar çok ilgilenmez. Amiral değildir ya tabii, bir bıçak ağası değil. Hani çiğ köfte dersin ama çiğ köfte yani, çiğ köfte. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Yemekten önce insanlar aç geldiği için buraya, çok aç olduğu için böyle ilk tatları güzel verirsek orada bir hani ipucu vermişiz gibi. Diğer tatlarımızın da güzel olacağını ama düşünüyoruz. Ama çok akıllıca. Tabii, çok akıllıca. Yani ondan dolayı bunlara da çok özen gösteriyoruz. Yani biz bunları zaten ikram veriyoruz, çiğ köftemizi, yeşilliğimizi. Bunları ikram veriyoruz diye özenmemezlik yapmıyoruz. Onlara özellikle hani o tadı veriyoruz. Ondan sonra da devamında da hani bir kafalarında bir şeyler uyansın diye böyle bir şeyimiz var yani. Hani yani beklerken ara sıcakları veriyoruz, bekletmemek için değil. İlk tabii başta ne olduğumuzu anlatıyoruz. Güzel lezzetlerle buluşturuyoruz diyor Fatih Bey. Tabii ki. Vallahi çok harika ya. Evet. Sofra çok güzel. Mekan süper. Süper mekan. Çocuk parkı falan var içeride. Ekstra mutlu oldum. Otopark sıkıntımız yok. Vale var. Bunlar da önemli. Çok önemli. Şıra bile var. Daha ne olsun? Şıra var. Gavurdağ salatası vardı, ona yer kalmadı. Ben şuradan devam edebilir miyim? Tandır ve pidelerle ben devam etmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Fatih Bey, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ev sahipliğiniz için, güler yüzünüz için. Rica ederiz. Yani her şey çok muhteşemdi. Bıçak arası favorimdi, kelle paça favorimdi, içli köfteye bayıldım ve tandır ekstra ekstra favorimdi. Muhteşemdi, her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizin bu yüksek enerjiniz özellikle. Sağ olun. Bizi de böyle güne, her gün keşke sizinle başlasak, sizin enerjinizle başlasak. Konya mutfağı, torpilli bende yani. O evet. Zaman hep keyifli ve mutlu kalın. Hoşça kalın.